Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vücudunda kalıcı metal protez bulunan hastaların MR çekmesi mümkün değildir. Bu durumun temel fiziksel nedeni yukarıdakilerden hangileridir? Arkadaşlar, MR'da güçlü bir manyetik alan vardır ve güçlü manyetik alanı oluşturan şu tüpün içindeki arkadaşlar dev mıknatıslardır. Mıknatısların bir tarafı N, tabii ki bir tarafı S. Manyetik alanlar N'den S'e doğrudur. Peki dev mıknatısın içinde hasta konulduğu anda hastanın vücudundaki hidrojen atomları arkadaşlar manyetik alan yardımıyla bir tarafa yönlendirilir. Ve hidrojen atomları içerisine yüksek frekanslı radyo dalgaları gönderilir. Çarpan dokulara veya hidrojen atomlarına çarpan radyo dalgaları yansıyarak bir görüntü elde edilir. Tabii ki oluşan görüntüler arkadaşlar 3 boyutlu görüntülerdir. Peki metal protez kullanan kişilerin MR çekmesi mümkün olmaması nedeni hangileridir? 1. Cihaz çok güçlü bir manyetik alan oluşturduğu için vücuttaki metal mıknatıslanıp cihaza doğru çekilerek hastanın ciddi yaralanmasına sebep olur. Arkadaşlar dev mıknatıs veya güçlü mıknatıs metal cisimleri kendine doğru çektiğinden hasta bu şekilde yaralanmasına sebep olabilir. Onun için metal protez kullanan kişilerin MR çekmesi, güçlü manyetik alana girmesi sakıncalıdır. Birincisi doğru. 2. Cihazda iyonlaştırıcı radyasyon kullanıldığından vücuttaki metalin iyonlaşması sonucu kalıcı hasarlar oluşur. Arkadaşlar cihazda X ışınları veya arkadaşlar iyonlaşmayı sağlayan gama ışınları kullanılmaz. Enerjisi düşük olan radyo dalgaları kullanılır. Radyo dalgası metali iyonlaştırmadığı için arkadaşlar kalıcı hasarlar oluşturmaz. İkinci ifademiz yanlış. 3. Metal sert bir yapıda olduğu ve manyetik rezonans yumuşak dokularda daha iyi bir sonuç verdiği için metal protezi hastalarda görüntü alınamaz. Arkadaşlar metal olsa da görüntü elde edilir. Sadece birinci yargıda olduğu gibi manyetik alan çok güçlü olduğundan metali kendine doğru çeker. Hastanın ciddi yaralanmasına sebep olur. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı yalnız bir E olur.